Selam arkadaşlar. YouTube kanalım Hilal'in Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Beni her zaman paylaştığım oyaları görebilmeniz için alt kattaki, alt taraftaki yani abone ol kısmına ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomu izleyip beğenirseniz çok mutlu olurum. Bugün sizlerle bu Keloğlan modelimizi yapacağız. Benim yazmam şöyle çıtı pıtı bir desenden oluştuğu için ben de böyle çıtı pıtı küçük bir modeli tercih ettim. Aynı yazmamdaki renklerle. Yazmamda sadece kırmızı ve mor olduğu için aralarında tek kırmızı mor yapsaydım, renk uyumu fazla güzel olmadığı için ben aralarına da beyaz katmak istedim arkadaşlar. İplerim altın başaktır. Tığım 22 numara arkadaşlar. Böyle bir Keloğlan ayız. Fıstık modeli, Keloğlan. Her şekilde yani bu iki modeli. Bu iki adı söyleniliyor. Ve çok güzel bir modeldir. Çıtı pıtı, narin, kibar bir model. Şimdi arkadaşlar, önce yazmamızın tığ battısını yapıyoruz hanımlar. Böyle. Ben tığ battılarımı iki zinciri çekerek yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Hiç delinme ve şey yok. Arkasından da bakabilirsiniz. Tığ battısını yaptıktan sonra tığımızı sabitleşip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir orta boy örümcek çekerek başlıyoruz. Örümcek çektikten sonra 2 ilmek alıyoruz. 1 2 1 tığ battısı değil, 2 değil, 3 tığ battısı atlayıp 4.'ye giriyoruz. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 kapat. Böyle arkadaşlar. Sonra 5 tane zincir çek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çek. Bu görmüş olduğunuz yuvaya giriyoruz ve kapatıyoruz. Sonra arkadaşlar tekrar 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Yine 2 ilmek alıyoruz. 1, 2. Sonra yine aynı yuvaya giriyoruz. Böyle buradan. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra beş tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Beş zincir çektikten sonra bu aradaki yuvaya giriyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Aradaki yuvaya girip kapatıyoruz. Sonra 5 tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaparak alttaki yuvaya giriyoruz tekrar. Yine 5 tane sık iğnesi yaparak 2, 3, 4, 5, 5 tane sık iğnesi yapıyoruz. 6.'yı tığ battığımıza giriyoruz arkadaşlar. Ve kapatıyoruz. Böyle. Yeşilimiz böyle arkadaşlar. Bir kere daha yapayım. Orta boy örümcek çekiyoruz. Çektik. 2 ilmek alıyoruz. 1,
İki. Üç tığ battı satlıyoruz. Bir, iki, üç. Dördüncüye giriş yapıyoruz. Önce bir kez. Sonra bir kez, iki. Sonra iki. Sonra iki kapat. Beş zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Yuvaya gir. Kapat. Sonra yine 5 zincir. 2 ilmek al. Ve yuvaya gir. Önce bir kez. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 kapat. Tekrar 5 zincir. Şu yuvaya görmüş olduğumuz yuvaya gir. Ve kapat. Sonra 5 zincir, pardon, 5 sık iğnesiyle aşağı in. 4, 5. Sonra alttaki yuvayı sık iğneyle doldur. 5 sık iğnesiyle 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıyı tığ battığımıza giriş yapıyoruz. Yeşil kısmı böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi şu fıstıklarının yapılışını gösterelim. Beyaz ipimizi alaraktan. İpimizi tığımıza sabitliyoruz. Sabitledikten sonra şu ilk çektiğimiz 5 zincirli olan ilk kısma, yani ilk yuvaya giriş yapıyoruz. Sık iğnesiyle kapatıyoruz. Böyle. 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektikten sonra arkadaşlar ilmeğimizi yukarıya kaldırıyoruz. Sonra zincirimizin altından bir ilmek alıp bir zincir çekip o ilmeğimizin boyu kadar çekiyoruz arkadaşlar. Ve bir parmağımızdan da tutuyoruz bu ipleri. Bir, alttan gir. Zincir yap. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 14 tane böyle yapıyoruz arkadaşlar. 10, 10, 5 dakika tam dolandı. 10, 11, 12, 13 ve 14. Bu ipleri tutuyoruz hep arkadaşlar. Tuttuğumuz ipi sonra bir ilmek alıp tığımızın içinden böyle geçiriyoruz arkadaşlar. Geçirdikten sonra iyice sıkıyoruz arkadaşlar. Sıktıktan sonra bu ipimizi battığımız yuvaya sabitleştiriyoruz arkadaşlar. İlk fıstığımız oluştu arkadaşlar. Sonra 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektikten sonra bu üst yuvadaki yuvaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Böyle. Yine 8 zincir. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektikten sonra arkadaşlar ilmeğimizi alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1. İlmeğimizi alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 2. İlmeğimizi alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 5 dakika olmamış. Arkadaşlar hem kamerada nasıl çekildiğini görmek, hem yapmak, hem bakmak gerçekten zormuş. Bir ilmek aldık. İpimizi çektik. 1. Bir zincir. İpi çek. 2. Bir zincir. Bakın böyle bir çekiyoruz. 3. Çekiyoruz. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tane ilmek aldıktan sonra bir ilmek alıp hepsinin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Ve sıkılıyoruz. Sıkıyoruz yani burayı. Sonra bu yuvaya giriş yapıp kapatıyoruz. İyice sıkıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Öyle arkadaşlar. Bugünkü oyamın sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Fıstık yani Keloğlan fıstık oyası yaptım sizlere arkadaşlar. Şöyle yakından da çekeyim. YouTube kanalım Hilal'in Örgü Dünyası'na abone olarak benim her attığımdan haberiniz olacaktır arkadaşlar. Her paylaştığımdan yani. Benim kanalıma abone olarak beni desteklerseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.